Merhabalar. Sizlerle bugün e, sevgili Salim Kadı Beşegil'in son kitabı Gelmez Yola Gidiyoruz üzerine konuşacağız. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi gerçekten yazdığınız kitap gezegenimizin en önemli, en güncel sorunu üzerinden kaleme alınmış bir yapıt. Bu sorun hepimizin bir şekilde somut olarak yaşadığımız, her gün dile getirdiğimiz iklim kriziyle ilgili. Yani merkeze bu kitapta ne var diye soracak olursak iklim krizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve iklim krizinin bugün yaşadığımız boyutlarıyla büyük bir sorun olarak ve daha da büyüyecek bir sorun olarak gündeme gelmesine e, yol açan nedenleri eline boyuna tartıştığınız bir çalışma ortaya koymuşsunuz. Öncelikle kutlarım. Çünkü gerçekten ne kadar duyarlılık yaratılırsa, ne kadar bu konuya ilgi çekilirse o ölçüde bu sorunun çözümüne belki vakit biraz geç oldu artık ama katkı sağlamış oluyoruz. Ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Neden böyle bir problemi kendi probleminiz gibi sahiplenerek bunun üzerine böyle bir çalışma gerçekleştirmek istediniz? Hocam çok teşekkür ederim. Yani kitabın üst başlığı tabii burada önemli. Yani ahlakı ve gezegeni tükettik. Yani gelmez yola gidiyoruz şeklinde ifade etmeye çalıştım ben bunu. Tabii e, ahlakı Nasıl tükettiğimiz meselesi gün içinde e, yaşadığımız bir gerçek. E, dünyanın dört tarafında her gün bir takım finansal skandallar, siyasetle ilgili bir takım e, yolsuzluklar, rüşvetler, işte suistimaller e, ve bunların arka planında örgütlü bir e, yapı. E, bunların uzantısı olan işte e, küçük bir takım ve servetlerin birikmesi ve kime ait olduğu sözde belli olmayan bu servetlerin dünyadaki gelir dağılımındaki e, uçurumun çok daha derinleşmesine neden olan bir gidişatın özellikle son 45-50 yıldır özellikle kurgulandığı, bunun bir iş modeli olarak kurgulandığı gerçeğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Biliyoruz ama görmüyoruz. E, bunlar neyle birleşiyor? Bunlar tabii ki bu kitabı yazma motivasyonu. E, gereksiz tüketim alışkanlığımızın kökenlerine bakmakla e, başladı. Yani 1900'lerin başında sanayi devrimiyle birlikte kapitalizmin o kendine o özgü kurgusu içinde hani tüket ama ne olursa tüket ama ne olur tüket anlayışı bizi bugün e, içinden çıkamadığımız bir tüketim kodlamasıyla soyadımızın tüketici olduğu bir dünyanın içine taşıdı. Şimdi peki. İklim krizinin kökenine baktığımız zaman tabi doğanın kendi içindeki döngüsüyle birlikte e, iklimin e, yüzyıllar içinde veya binlerce yıl içinde bir değişim süreci yaşadığını bilimsel olarak biliyoruz. Ama sanayi devrimiyle beraber e, karbon salımlarının neden olduğu küresel ısınmanın yüzyıllarca e, biz zamana yayılmış e, bir derecelik iki derecelik şeyin Topu topu yani 50-60 yıl içinde olması e, şaşırtıcı bir durum ve dikkate alınması gereken. Yani. O zaman tüketim meselesi e, ve tüketimin e, karşılamayı da ilgili olarak e, yapılacak olan e, çalışmaların arka plandaki e, ahlakın tüketilmesi ve onların neticesi olarak da gezegenin tüketilmesi, e, ee, bizim bu kitapla gündeme getirdiğimiz, çoğunu bildiğimiz ama e, acaba buradan bir çıkış yolu yakalayabileceğimiz de bir şeyler var mıdır, ders alabileceğimiz de bir şeyler de var mıdır diye sormadan geçemeyeceğimiz bir içeriye bizi taşıdı. Anladım. Yalnız şunu e, konuşmak istiyorum doğrusu. Şimdi bu modernist hani süreçle birlikte 17. 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimiyle katlanarak günümüzde bulunduğumuz noktaya kadar gelen e, bu sürecin içerisinde kapitalizm e, bize tüketmenin zorunluluğu üzerinden bir sistem olarak bir takım şeyleri zorlayarak kendisini var etti. Krizler yaşıyor ama sonuç itibariyle kapitalizm, Sosyalizme ya da işte alternatif sistemlere göre zafer ilan ederek varlığını sürdürüyor. Şimdi bunun var olabilmesinin koşulu dediğim gibi kitlesel üretim, küresel anlamda kitlesel üretim ve üretilenin de tüketilmesine dayalı e, bu kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıktı. Diyorsunuz ki tüketen bir toplum haline geldik ve bu krizin de ana sebebi bu. E, bu kaçınılmaz bir son değil miydi sizce? E, bu tabii... yani Çünkü tüketmediğimiz takdirde sistem kendisini var edecek koşulları da ortadan kaldırmış oluyor. Yerine ne konabilir? Ahlakın tüketildiği yer de orası zaten. Yani ihtiyaçlarımızın tüketilmesinden hayallerimizin ve arzularımızın tüketilmesine yönelik alana geçtiğimiz an nasıl bir dünyanın içine girdiğimizi pek kurcalamadık ve sorgulamadık. Şimdi yani bu neye benziyor? Benim dört tane gömleğim var ama beşincisi, altıncısı, yedincisi, sekincisi de olabilir yani. Sonra burada mahsur görmüyorum ben. Fakat her bir gömleğin üretilmesiyle ilgili işte 8 bin litrelik bir suyu ihtiyacı varken, ve o gömleklerin üretilmesinde Boğaz Tok'unda çalıştırılan 12 13 14 yaşlarındaki çocuklar varken ve bunların üretildiği ortamlardaki başta hijyen olmak üzere çalışma koşullarının insanlıktan uzak bir ortamlar olduğu gerçeğinden hareket edecek olursak o zaman bu 5. 6. 7. 8. gömleği tercih etmekte ilgili meselede bir tüketici olarak bugünkü iklim krizinin baş sorunlarından bir tanesi haline dönüyoruz ve aynaya bakmak da pek işimize gelmiyor. Şimdi gel geldiğimiz noktada zaten temel paradoks burada yatıyor. Ben de işte tam da bu noktayla ilgili soruyorum. Yani eee ahlakı tüketmiş olmak demek sözlerinizden anladığım kadarıyla biz bir gömlek alacakken birden fazla gömlek almayı doğru bir eylem olarak kabullenmişlikten kaynaklanıyor. Oysa 5-6 tane gömlek yerine bir gömlek alabilsek, kendimizi tutsak, o zaman bu sözünü ettiğiniz büyük iklim krizi ve benzeri sorunlar yaşanmaz mıydı? E kapitalizmin çarkları durur o zaman. O zaman da... <laughs> Ben de oraya gelmek istiyorum. Şimdi temel mesele de bakın burada değerler konusunda e tıkanıp kalıyoruz. Hangi değerler üstünden hayatı yöneteceğimiz meselesinde kapitalizm başka bir şey söylüyor. Biz başka bir şey söylüyoruz. Kapitalizm hı hı. değerlerin odağına parayı koyuyor. Evet. Parayla ilgili meselenin önüne başka bir şeyin geçmemesi gerektiği. Yani bizim paydaşlar dediğimiz, benim sosyal ortaklar dediğim, hayat toplumun içindeki farklı segmentlerin başka değerlerle hayatlarını idame ettirebileceği gerçeğini kapitalizm bugüne kadar pek şey yapmadı. E, gündemine getirmedi ve görmezden geldi. Ve özellikle görmezden geldi. Ama paraya odaklı olan yerde e, o zaman öncelik o olursa işin içine tabii ki o üretimi karşılamak için, o tüketimin beklentilerine cevap verebilmek için e, tabii ki ihalelere fesat karıştırmak girebilir. Tabii ki yolsuzluk girebilir. Tabii ki rüşvet girebilir. Tabii ki suistimaller girebilir. İşte en son yaşadığımız 2008 küresel finansal krizi, ondan önceki 2001 Enron krizi ve daha sayabileceğimiz krizler dünyasının hiç arka planında olan bir tane ne? Aslında özünde bu kadar basit. Yani şirketler para odaklı bir değer üstünden hayatiyetlerini devam ettirmek uğruna bu yollara başvurmaktan da kendini alıkoymuyorlar yani. Koyabilirler şimdi, miydi? şimdi bu bu tabi toplumsal çürümüşlüğün ve ahlakın çürümüşlüğün içinde metaforik anlamda bir yeri var olabilir tabi. Ama petrolün ticari anlamda kullanıldığı kullanılmaya başlandığı 1800'lü yıllardan bu yana e, bu mertlik bozuldu. Ama şu oldu. Mesela 2008 krizinden sonra gördük ki dünyanın en e, güçlü şirketlerinin oluşturduğu e, business roundtable, lobisi. Hı hı. Dedi ki ya biz 100 yıldır bu mission dediğimiz, amaç dediğimiz yerde yanlış bir reçete uyguluyormuşuz. Yani... ...hisseler değeri yaratmakla ilgili bir şeyi, yani parayı merkeze koyduğumuz bir e, iş modelimiz vardı. Ya bu yanlışmış dedi. E, yapmamız gereken neymiş? Aslında bizim bir takım paydaşlarımız var, yani sosyal ortaklarımız var, çalışanlarımız var. Üretim yaptığımız yerdeki yöre halkı var, tüketiciler var, işte tedarikçiler var, 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 var. Yani bunların değerlerini biz aslında merkeze almalıymışız gibi bir itirafta bulundu. Ne kadar zaman sonra? işte yüz küsür yıl sonra. E demek ki kapitalizmin kendi doğasının içinde de bir hesaplaşma var. Yani bir şeyler yanlış gidiyor kardeşim. Acaba bu yanlış gidenlerin içinde bizim payımız var mı? Şeklinde bir sorgulama var. Nitekim 20. yüzyılda iki duvar yıkıldı. Biri Berlin'de, öbürü Wall Street'te. Şimdi bu Wall Street'teki duvarın yıkılmasından sonra işte Business round Table gibi dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'larının altına imza attıkları biri bildirgeyle... E, dünya kamuoyunun karşısına çıkıyor olmaları... tabii ki ben... ve benim gibi düşünenler... bunun ne kadar samimi olduğunu her zaman sorgulayacaklardır Ama... bu bir itiraf. Bu bir gerçek. Demek ki başka bir şey de olabilirmiş. Bu kitabın yazılma gerekçelerinden... bir tanesini oluşturdu. Hmm. Acaba o ne olabilir diye. Anlıyorum. Acaba ne olabilir? Peki o zaman... böyle bir yerden... sohbetimizi devam ettirelim... Ama şunu anlıyorum ben söylediklerinden. Yani sistem başka türlü de çalıştırılabilirdi. Ama bu şu ya da bu nedenle olmadı. Benim de kafamdaki soru şu. Yani çalıştırılabilir miydi bundan çok emin değilim. Çünkü sistem kendi dinamikleri içerisinde büyümeyi çok önemsediği için ve yeni pazarlar yaratmak öncelikli işi olduğu için ve para kazanarak kazandığı parayı da kendi sermayedarlarına, ortaklarına, zenginliğine daha da zenginlik katacak şekilde var etmeye yöneldiği için böyle bir süreç içerisinde kendisini var etti ama var ettiği yerde de kendisini yok etmeye başladı. Çünkü bu krizler büyük ölçüde böyle bir sorunun ciddi habercileri olarak karşımıza çıktı. Hatta dendi ki kapitalizm krizlerle büyüyor. Krizlerle kendisini yeniden var ediyor. Şimdi enteresan bir boyut ortaya çıktı. Parasal, finansal krizlerin ötesinde çevresel krizler, doğa krizi, yani içinde yaşadığımız gezegeni büyük ölçüde tehdit eden krizlerin de nedeni olduğu bir gerçek olarak önümüze geldi. Şimdi e, önce şunu sormak istiyorum: Biz bu noktadan yani iklim krizini dikkate alacak olursak geriye dönme şansına sahip miyiz? Ne diyorsunuz? Yani biz iklim krizini ortadan kaldırabilecek önlemler alırsak bunda başarılı olabilir miyiz? Yoksa bununla yüzleşerek bununla birlikte yaşama durumunda mı bırakıldık? Her yıl Birleşmiş Milletler'in COP toplantıları hı hı. oluyor. Bu sene 28.si yapılacak. 27'sinin bittiğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şöyle bir açıklaması olmuştu. Yani bir otobanda son sürat aramız gaz pedalında gidiyoruz. Ve yani durma şansımızın olmadığını da görüyoruz diyor. Dolayısıyla yani bu konuları en duyarlı uluslararası bir kurumun en üst düzey yöneticisinin yaptığı tespitle, bilimsel anlamda da e, bunu filmi başa sarmanın gerçek, mümkün olmadığını, gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden de geleceğe yönelik bir takım tahminler veriliyor. İşte 2040'ta karbon sıfır olalım, 2050'de olalım, 2070'de olalım ama bunların da hiçbir tanesinin gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Yani karamsar olmaya gerek yok. Ama bu gerçek yani. Hı hı. Ee, bu yüzyıla baktığımız zaman ve onu biraz daha ötesine taştığımız hani 150 yıl sonrasına baktığımız zaman iki gerçekle birlikte yaşayacak insanlık. Kitapta anlattığımızda. Bir tanesi di dijitalizasyon dediğimiz bir dünya her tarafımızı kuşattı. İşte yapay zeka, kripto paralar, NFT'ler. Yani metaverse dünyası. Yani bir böyle bir gerçek var. Hayatımızın yeniden formatlamak mecburiyetinde kaldığımız, yani bunlar e, masum e, cep telefonu e, versiyonlarıyla başladı ama bugün geldiğimiz yerde yapay zekaya kadar gittiğimiz döneme e, dönemin içine gelip. Bu bir gerçek. Bunu buraya koymak lazım. Öbür tarafta da üstesinden nasıl geleceğini bilmediğimiz bir iklim krizi meselesi var. Mesela bunun yol açtığı kitlesel göçler var. Yani Birleşmiş Milletler tahminlerine göre bugüne kadar milyonlarca insandan söz edilen kitlesel göçlerin bu yüzyıl içinde milyarlarca ifade edileceği bir boyuta geliyoruz. Yani herhangi birimiz bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bir mülteci kampında, yemek kuyruğunda olabiliriz yani. Neden? İklim krizinin nedenlerinden ötürü yaşam alanların daralması gerçeğinden veya gıda krizleri nedeniyle açlığın ve yoksulluğun daha başka boyuta gitmesine nedeniyle veya e, koronada yaşadığımız gibi salgın hastalıkların yani o zamanki provaydı, bu seferki gerçek anlamda kapanmalara neden olabilecek bir şeyler olacağı gibi. Ve bütün bunlar tabii ki dijital dünya ile iklim krizi gerçeklerini evlendirdiği bir alana da biz ne yapacağız sorusunu ortaya koyuyor. E, dolayısıyla iklim krizi ile ilgili alanlarda yani bir geriye dönüşle ilgili bir şey yapma şansımız yani olmadı, bilimsel olarak yok zaten. Peki dijital dünya bizi bu e, bataklıktan kurtarabilecek mi? Orası da o kadar yani şey değil yani e, masum değil. Masum değil artı e, dijital dünyanın böyle bir niyeti de yok yani. E, sadece hayatımızı kolaylaştıracak veya e, bunun biliyorsunuz insanlık tarihi boyunca tüm inovatif e, gelişmeler ve icatlar en masum beklentilerin içinden doğmuştur ama bir süre sonra insanın insana karşı kullandığı silahlar haline dönüşmüştür. <laughs> yani o yüzden e, baktığımız noktada yani bir nükleer savaş tehdidinin her zaman için var olduğu veya iklim kriziyle birlikte yaşanacak alanların daralması, su kaynaklarının daralması, gıda alanlarının daralması, özellikle Afrika'da bunları bekliyoruz yani. Başka savaşlara neden olabilecek, sıcak savaşlara neden olabilecek oluşumları karşımıza çıkartacak gerçi. Şimdi bütün bunların üstesine insanlık nasıl gelecek? Çünkü biz biliyoruz ki benim dünya vatandaş olarak tanımladığım bir kitle dünyada şu anda çoğunlukta. Bunlar seslerini de çıkarıyorlar ve bu değerlerin değişimine zorluyorlar dünyayı. Mesela son zamanlarda bu değerlerin değişimini nerede görüyoruz? Bu Gazze İsrail e, sıcak savaşın içinde. Hiç tahmin etmediğimiz İngiltere gibi, işte Almanya gibi Avrupa'nın farklı ülkelerinde, Amerika'da yüz binlerce kişi Filistinlere destek olmak için işte parlamentoların önünde gidiyorlar gösteriler yapıyorlar falan. Yani bu değerlerdeki değişimin nerelerde sokakta nasıl hissedildiğini bize ipuçları olarak veren bir şey. Peki bu değerlerdeki değişim dijital dünyanın onlara sağladığı imkanları kullanaraktan acaba iklim krizinin üstesinden gelemese bile onu yaşanılabilir kılacak bir boyuta bizi taşıyabilir mi? Diye yani sanıyoruz. toplumların, insanların dijital dünyanın olanaklarıyla bir araya gelip daha köklü bir karşı çıkışın içinde yer alabilirler düşüncesi. Fütürist bir, bir yaklaşım. Ha. Ama Köprüden önceki son çıkış kılıyor. Yoksa aksi takdirde bu birlikte hareket etme durumu ortaya çıkmadığı zaman bu iklim krizinin geriye sarılması söz konusu değil diyorsun. Evet şimdi yani kitapta bunu nasıl özetliyor? Yani şunu aslında merak ediyorum. Biz iklim kriziyle ilgili her birimizin üzerine düşen çabayı daha örgütlü ve birlikte devreye sokabilir isek bu noktada bir kazanım elde edilebilir. Bunun da imkanı dijital dünyanın efendim ortamı içerisinde kolayca daha kolayca gerçekleşebilir noktasından yola çıkıyorsunuz. Şöyle diyelim, sorunu çözmüyor, daha yaşanabilir. Daha yaşanabilir. Peki sorunun çözülmesi noktasında ben şunu da merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Kitabınızda bunlara dair hem eleştiri var hem de çözümler getiriyorsunuz. Mesela hükümetlerin, devletlerin rolü burada ne olmalı? Evet. Bu noktada devletlerin e, sorunu yönetim aygıtlarından sorunun farkında oldukları ve gerçekten samimi bir şekilde önlem alıp almadıkları konusunda ne düşünüyorsunuz? bunun üstünde tabii çok iddialı bir tespit var kitapta. Evet. Yani ulus devletlerin miadının dolduğu ve yerine başka bir şey bırakacağı <laughs> ile ilgili bir tespit var yani. Yani bunun gerekçesini şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Yani ulus devletlerin geçmişi zaten çok uzak değil yani. yani 1600'lü yılların ortalarında başlayan kavramsal bir açılım var ulus devletler anlamında. Yani daha önce krallıkların ve imparatorlukların e, yerini almaya aday bir gelişme Daha sonra işte Fransız devrimiyle bunu taşlandırdı. İngiltere'deki e, Yani ulus Devletasında aslında bu modernist e, devrimle buraya, birlikte ortaya çıkmış bir siyasi örgütlenme biçimi. Yani, ide i̇deal olan şey neydi ama? Eşitlikçi olması, adaletli olması e, ve paylaşımcı olması e, gibi idealist bir oluşumun üstüne yüklenen bir kavramsal açılımdır. Ama ortaya çıkan ulus devletler bu şansı iyi kullanmadılar. Yani aradan geçen bu e, 4 küsur yıllık süre içinde yerine bize dünya savaşlarını verdiler. E, nükleer silahlanmayı verdiler. Ondan sonra bölgesel yerel çatışmaları verdiler. E, ve silah dediğimiz meselenin aslında barıştan çok daha önemli olduğu gerçeğiyle bizi buluşturdular. Böyle olunca da ister istemez yani kendi sonlarını getirecek bir süreci hızlandırmaya başladılar. Bu zaten modernist anlayışın i̇şte. da büyük ölçüde radikal eleştirisi evet. ve dolayısıyla postmodernizm dediğimiz sürecin de ortaya Aynen. çıkışının altında yatan temel dinamik. Çünkü çok gerçekten öyle. modernist düşünce tek tipleştirici ve diğerini dışarıda bırakıcı ya da daha hani farklı bir yerden bakarsak diğerlerini kendisine benzetmeye yönelik baskıcı bir anlayış içerisinde Kendisini var etmeye çalıştı. Tıpkı kapitalizm de buna eşlik ederek bu şekilde var olma mücadelesi verdi. Ama burada görüyoruz ki bu yapı bu modernist yapı kendi içerisinde özellikle sözünü ettiğin adalet eşitlik meseleleri üzerinden konuya baktığımız vakit iyi sınav vermedi. Yani aklı çok önemsedi. Bilimsel verilerin ortaya çıkartılarak onun üzerinden hayatın yeniden yapılandırılması, kolaylaştırılması noktalarına çok önem verdi. Ama bunu yaparken insanın insanla çatışmasını, toplumların birbirleriyle çatışmasını ve güven ortamını ortadan kaldıran ciddi kaotik bir düzen de ortaya çıkarttı. Birinci İkinci Dünya Savaşları ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi döneminde yaşanan vahşet bugünün dünyasını hazırlayan önemli gelişmelerin başında herhalde sayılabilir. Dolayısıyla ulus devlet iyi sınav vermedi derken aslında ulus devletin zihniyetiyle ilgili bir problemden de söz etmiş olmuyor muyuz? Çok doğru. Zaten değinmeye çalıştım yer doğrusu bu şansı kullanamadı derken evet. aslında bu şansı farklı bir şekilde kullanabilirdi ulus devletler. Nitekim yani ulus devlet mantığı içinde yani e, o ulusun fertleri arasında mutluluğu odaklayan ve o mutluluk e, amaçlı e, siyaseti benimseyen e, ülkeler yok değil var. Yani bunların arasında mesela Finlandiya veya İskandinav ülkeleri farklı bir coğrafyanın içinde farklı değerleri, paradan daha önemli bir alanda yönetme gayreti içinde olan ülkeler. Veya mutluluk endeksinde her zaman birinci sırada çıkan Costa Rica gibi. yani hmm. Ordusu bile yok yani. E, dolayısıyla... E, ama... Kişi başına geliri işte 10 bin dolar, 12 bin dolar yani... 50 bin dolar değil. Burada akış. yine değerler mi siz? Yani hayatı nasıl yaşayacaksın? Aynen. Senin için o doğru olan siyaseti ne? Siyaset bunu e, kavrayamadı, yakalayamadı yani. O yüzden kendilerini yok etme süreci içinde bir e, kısır döngüye girdiler yani. Ya o onu yakıtacak ya o onu yok ama bu yüzyılın sonunda veya 150 yıl sonra... Üç, e, tamamı tamam birbirini o, yok etmiş evet, olacak. Büyümeye yönelik yani. onu sağlayacak gücü elinde tutmak, onu çoğaltmak Birinci derecede temel amaç oldu. Ve gerçekten de bu durum ortaya çok vahim sonuçlar çıkarttı. Çıkartmaya da de devam ediyor. Peki yani devlet bazında bu siyasi örgütlenme modelinin bu sorunun çözümüne çare olmayacağını söylüyorsun. Evet. O zaman ne yerine koyacağız? Burada tabii ki yani insanlık tarihi boyunca e, yönetmek ve yönetilmek konusunda hep bir takım çaralara üretilmiş, yani eski Roma'dan, eski Yunan'dan göbekli tebeden bu yana baktığımız zaman, mesela Çatalhöyük çok güzel örneklerden bir hmm. tanesidir yani. Bunlar hep yönetme ve yönetilme meselesinin hangi esaslar üstünde olması gerektiği konusundaki çözümleri beraberinde getirmiş seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada tabii ben olmayacak doğaya amin nasıl denir? gibi bir yaklaşımın içinde hani biraz da ufuk açı ve tartışmaların e, şekil verici bir içerik olsun diye e, wiki toplum diye bir şey önerdim. Hmm. Dedim ki e, wiki toplum diye bir yere gidebilir. Yani bu ulus devletlerinin yerini alabilecek olan. İstersen detayına girmeden neden wiki? Wiki çünkü şeyden geliyor. Yani modeli evlendirdiğim wikipedia'dan hmm. geliyor. Yani e, katılımcı çok paylaşımcı ondan sonra ve kendi içinde demokratik bir WikiLeaks sistemi mesela yani dünyada hani siyasetin ve iş dünyasının kirli çamaşırlarını ortaya çıkartma konusundaki sistematiğin arka planda kullanılan teknoloji wiki teknolojisi. Herkesin bir her yerinden bir şekliyle içine bir şey koyabildiği ve paylaşabildiği bir hı hı. E, teknoloji ortamı yani. Dolayısıyla wiki toplumda bu teknoloji ortamının içinden bir toplum yapısını nasıl şekillendirebilir sorusunun cevabını arıyor. Ee, buradan istersen devam edeyim. Evet, yani bakayım. Dolayısıyla Wikipedia'nın çalışma modelini çok beğeniyorum ben. Yani e, dünyanın dört bir tarafında herkesin bilmem kaç dille kullanabildiği bir e, sözlükten bahsediyoruz. E, ve içeriksel anlamda inanılmaz bir entelektüel zenginlik sağlıyor. Ve bunu dünyanın her tarafına herkes bir şey koyabilir ve herkes kullanabilir bunu yani. E, bir kooperatif aslında bu. Ve bu kooperatifi yapılanmasının içinde e, demokratik bir yönetim tarzı var. Yani açık, şeffaf, e, eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlulukları var. Yani böyle ideal bir model. Ve 10 küsur yıldır da yani bu gayet güzel bir şekilde çalışıyor, yaşıyor. Demek olabiliyor yani böyle bir şey. E tabii bir takım paralar da geliyor. Ama o paralar kendi amaçları için yatırımla teknolojiye yatırım. Bunlar bunlar içinde kullanılıyor. Ve bunların hesabı da veriliyor. Şimdi böyle bir şey de o zaman bugün ben demir çevirilik üretirken de böyle bir Wikipedia tarzı bir şirket aslında onu kooperatife dönüştürüp kullanabilirim. Bir tekstil atölyem varsa onu yine böyle bir kooperatif şeklinde katılımcı, paylaşımcı, çok ortaklı ama içinde demokratik değerleri ön plana tutan, sosyal girişim ruhu olan bir şey yapılandırılabilir yani. İşte ne bileyim tarlada domates ekenler için de bu geçerli. Çiçekçiler için de geçerli olabilir. İşte e, karayolu yapan, ağır iş makineleri kullanan bir takım şu, bugünün şirketlerinin yarının işte aslında bugünün şirketleri içerisinde bu sözünü ettiğim modeli dikkate alarak faaliyetlerini sürdüren ona uygun yapılandırılmış e, ee, iş modelleri de yok değil. Var, var değil mi? Ne? Var. işte İşte sosyal, sosyal, girişimciler evet. bunun karşılığı hatta bizim B dediğimiz yani Benefit Corporations dediğimiz ve sayıları çok ciddi bir şekilde artan e, anlayış bunun karşılığı. Hı hı. Zaten esinlendiğim yerlerde oralar. Yani o sosyal girişim ruhun içinden zaten geliyor. Ortaya. Çıkıyor. Yani bir şekilde onu yakalayabilir bu dünya. Ee, Wikipedia ile o zaman geriye şey kalıyor. Yani bir takım hukuk sorunlarım olursa, adalet sorunlarım olursa yani öyle bir ortamın çözümü nerede bulacağım diye bir soru girebilir. Onu da yani bugünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçlerine ve sözleşmelerine benzer bir yapıda hani Wikipedia ile onu evlendirdiğin bir model yapısıyla e, bir wiki toplumu yaratılabilir. Yani şunu yani. anlıyorum ben e, wiki toplum meselesiyle ilgili dile getirdiğin tasarım üzerinden devam edelim. Bunun günümüzdeki karşılıkları uygulanabilirliğini dikkate aldığımız vakit özellikle sosyal girişim bu fayda yönelimli şirket modelleri olarak karşımıza çıkmıyor mu? Aynen hocam. ya Zaten biz bunu keşfettik. Hı. Çoğaltmaya çalışıyoruz. Ya ama ölçeğini de büyütmeye çalışıyoruz. Yani bu B plus şirketler yani bugüne kadar hani 20 kişinin çalıştığı, 40 kişinin çalıştığı, hani bilemedim 150 kişinin çalıştığı şirketler yani bu paylaşımcı demokratik anlamda da katılımcı bir e, sistematiği iş modeli olarak benimsiz kurumlar olarak adlandırılıyor ama bunu 3 kişinin çalıştığı, 5000 bin kişinin çalıştığı 20 bin kişinin çalıştığı Modellere nasıl taşıyacağız sunuz? Yani birkaç tane örnek var. Mesela görevinden ayrılmadan önce Danone'un başındaki CEO evet. e, Emmanuel Faber, biz 2025'te B plus şirket olacağız hedefiyle de bir e, vizyoner bir yaklaşım ortaya koymuştu. Ha demek ki e, iş dünyasına bunun bir karşılığı var. Yani sosyal girişimcilik ruhun yani hem dünyadaki kirliliğin azaltılmasında hem tüketim kültürünün şöyle bir kendi çekil düzen vermesinde oynadığı etkin bir rol olabileceği ne dair bir takım örnekler var. var. Şimdi biz sorun şu, bunların sayısını nasıl çoğaltacağız? Bunların sayısının çoğaltılmasıyla alakalı önemli bir vazife var insanlığın önünde. Çünkü bunlar gerçekten fayda yaratan, paylaşımda eşitliği, daha adil olma ilkelerini, hesap verebilme meselesini Değil mi? Önümüze getiren modeller. Ama zihniyet olarak da kar maksimizasyonu değil de ne maksimizasyonu? Bunun en güzel örneğini Patagonya verdi. Ha? Ne dedi? Ben dedi şirketimin %99.9 hissesini iklimle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyorum dedi. Bir diğer örnek hemen yanı başında duruyor. Benanceri. Adam web sayfasında biz bir sosyal adalet organizasyonuyuz diye tarif ediyor şirketini. Ve nitekim bundan iki sene önce... E, Filistin işgal altında tuttuğu topraklardaki tutumunu protesto etmek için... ...orada pazar lideri olduğu... E, ...üretimini durdurdu ve o pazardan çıktı yani. Büyük bir diplomatik krize de neden oldu ama... ...bizim değerlerimiz daha önemli dediler. ha Demek bunlar olabiliyormuş, onu söylemek istiyorum. ya yani Bu sistem içerisinde de bunlar hayata geçirilebiliyor olması aslında farklı bir düşünmenin e, kanallarını da açmış oluyor çok. Güzel bir yere getirdin konuyu. Yani evet. mesela adil ticaret kavramı hayatımıza ne zaman girdi? Nasıl girdi? Hı hı. Yani kökenine baktığımız zaman bugünkü uygulamanın karşılığı olan şey İngiliz bir karı kocanın sahili olduğu bir çikolata üreticisinden geliyor yani olay. Yani Orta Amerika'daki kahve aldıkları yerlerdeki sosyal şartlarını iyileştirmesi de bizim meselemiz ve sorumluluğumuz anlayışının çıktısı e, çıktısı olarak hayatımıza giriyor yani. Evet. Ve nitekim bunlar dünyanın işte bu e, tüm olumsuzluklarına rağmen e, yaşanabilir bir dünyanın hala var olabileceği gerçeğinden hak edebileceğimiz güzel örnekler olarak kuyruğuna takılmamız gereken yerler diye ben tanımlıyorum. Evet. Yani kar maksimizasyonu değil, toplumsal faydanın maksimizasyonu. Aynen. Ve bunun paylaşılmasına dayalı bir sistemin daha yaygın bir şekilde yaşanabilir olması, hayata geçirilebilir olması ciddi şekilde önem taşıyor. Bu sorunlarla alakalı çözümlerin üretilmesi noktasında. Tabii bunun gerçekleşebilmesi de tabandan gelecek baskılarla mümkün olacak. Bu da örgütlü bir toplum durumunu ortaya çıkartıyor. Eğer toplum örgütlenemezse, insanlık bir araya gelip bu meselelere sahip çıkacak bir güce sahip olamazsa bunu yapacak e, yapıların da ortaya çıkmasını sağlayamayız diye düşünüyorum. Ben bir şey daha e, konuşmak istiyorum. Hazır bu meselelere gelmişken. Mesela şirketlerin yani bu toplumun duyarlılık hani seviyesini arttırmak noktasıyla alakalı soracağım. Söz gelimi yeşil badanalama meselesi. <laughs> Laf da güzel. Ee, şirketler hala bir takım hani yapmamaları gereken ahlaki etik problemlerle alakalı karnelerini bir türlü temize çekemiyorlar. Ee, bu yeşil badan alama bunlardan bir tanesi. İkinci bir şey daha var. Bugün özellikle bu çekimi yaptığımız gün e, hayatımızda her sene yaşanan yeniden yaşanacak Kara Cuma'lar meselesi değil. Kara cuma olarak adlandırdığımız büyük şirketler indirimler yapıyor ve insanlar bu indirimlerden kendi çıkarlarına uygun bir fırsat olarak bunu değerlendirip işte tüketmeye yönelik bir harekete geçiyorlar. Bütün bunlar karşısında birey olarak, insan olarak bu durumları, bu olan biteni nasıl okumalıyız? Buradan kendimize nasıl dersler çıkartmalıyız? Hocam cevabı kolay bir soru değil bu. Özüne indiğimizde yani hayata karşı, insanlığa karşı nasıl bir ahlaki duruş içinde olduğumuzla ilgili bir, nasıl bir kimliğimiz var bizim. Şimdi bunun hangi yaşa geldiysek işte onun kökeninde başta aile olmak üzere sonra okulda sonra sosyal çevremizde o değerlerimizin nasıl şekillendiği ile ilgili mesele. Şimdi mesela bu yeşil badanalama Konusunda, green Washington konusunda, e tabii ki toplumda sosyal duvarlığın arttığı gerçeğini görmezden artık kimse gelemiyor. Ama hani biz de bu işin parçasıyız yani elimizden gelen de buymuş bak bunu da yapabiliyoruz gibi yanimış gibi yapma noktasında hareket eden şirketler bir süre bir takım şeyler kazanıyorlarmış gibi görünebilir. Yani hmm. biz de bu kervanın yolcusuyuz. Bak artık atıklarımızı kontrol ediyoruz. Karbon salımımızı işte şöyle bir yerde sabitlemeye çalışıyoruz. İşte çalışan hakları ile ilgili şu iyileştirmeleri yaptık gibi 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 bir şeylerle gerçekleri biraz da abartaraktan toplumda paylaşan bir noktada bir şey sergiliyor olabilirler. Ama acaba oralarda çalışanlar, her düzeyde çalışan bunları ne kadar ikna edici buluyor, ne kadar inandırıcı buluyor ve gerçekten şirketinin topluma karşı söylediği şeylerin arkasında duruyor mu? Ve kendisi eve gittiğinde bunun hesabını verebiliyor mu evdekilere? Ya sizin şirket de artık böyle bir şey yapıyormuş yani doğru mu dediğinde acaba ne diyor? Şimdi gerçekler ve algılar yani ben ne diyorum algılar gerçektir ama o gerçekler her zaman gerçek midir? Her zaman gerçek olmuyor işte. Şimdi bu bir şey değil, açmaz değil şirketler için. Samim olma meselesini, hayatların omurgası haline dönüştürdükleri zaman aslında, evet kardeşim çevreyi kirletiyoruz ama bunun karşılığında biz şu iyileştirmelerle bunu gerçekten ortadan kaldıracak önlemleri de alıyoruz. Gerekiyorsa bir kolumuzu keseceğiz, vereceğiz, bırakacağız gibi inandırıcı samimi bir alan yaratabiliyorlarsa ha bak, Yani hesap verebilirlik aynen. meselesi önem zaten. kazanıyor değil mi? Aynen Verilen hesabı Gerçekten okuyabilen, üzerinde düşünebilen, sorgulayabilen, gerektiğinde harekete geçire, geçebilen, yani karşı harekete geçebilen, sen yalan söylüyorsun diyebilen ya da bu yaptığın doğru değil, eksik diyebilen bir anlayışın ortaya çıkması çok önemli. Çok önemli. Bu da hesap verebilirlik değerinin toplumda kabul görmesiyle Mümkün değil mi? Yani ben birey olarak şirketlerin de kendimin de senin de yapılan eylemin yapılmasından önce başlayan bir niyet üzerinden yola çıkarak bunun hesabını vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum günümüz açısından. Peki bir şey daha diyeceğim. Bu karbon ayak izi meselesiyle alakalı konuşacağım yine kulağa çok hoş geliyor. Yani bir trend oldu. Ama pratiğe baktığımız vakit yani insanlar seyahat etmek ya da iş gezisine çıkmak söz konusu olduğunda uçağa biniyor. Uçak da işte çok ciddi bir hani karbon ayak izi anlamında sorun yaratıyor. Ya da işte enerji şirketleri sistemlerini kurmak adına ağaç kesiyor yerine başka bir yerde bunu ikame edecek çözümler ürettiğini iddia ediyor. Bunu da takip etmek lazım tabii. Yani hayat kendi içerisinde yani birtakım şeyleri yapmamak noktasında bizi çaresiz bırakan bir akış içerisinde yaşanıyor. Burada ben birey olarak ne yapacağım? Nasıl hareket edeceğim? Kendi karbon ayak izimi nasıl takip edeceğim? Bununla ilgili önlemlerimi nasıl alacağım? Çözümlerimi nasıl üreteceğim? Hocam, e, benim tabii bunu baş, hangi başlığın altında topluyorum bu sorunun cevabını? Ahlak ayak izimizle ilgili meseleyi getiriyorum. Yani ahlak ayak izimizi karbon, plastik, su ayak izinden önce tuttuğumuz bir yaşam anlayışımız varsa birey olarak. iki çalıştığımız kurumda eğer bu e, anlayışı yaptığımız işin içine koyma şansımız varsa ve bunu zorladıysak, orada başka bir alanın e, yönetilmesiyle ilgili bir kapıyı açma şansımız var. Şimdi temel mesele zaten e, yani bugünkü iklim sorununun karşımıza çıkmasının ana şeyini, doğanın kendini yenilenebilir bir boyutunu yönetmek. Çok fazla kurcaladık ve o kırmızı çizgiyi aştık. Doğa artık bizi e, diyor ki ben kendimi artık yenileyemiyorum. Şimdi o çizgiyi aşma noktasına gelmeden de bu işlerde eğer e, ahlak ayak izimizle ilgili bir bilinçli e, yaşam e, şeklini benimseyebilmiş olsaydık, ne tüketimle ilgili bu alanda bu kadar büyük bir sıkıntı yaşayabilirdik ne de tarla karşılaştığımız çevre ile ilgili işin içinden çıkılmaz bir takım alanlarda mücadele etmek zorunda kalacaktık. Şimdi şuradan örnek vereceğim. Yani en canlı, en, hala yaşamakta olduğumuz örneklerden bir tanesi bu. Hidroelektrik santralları. Hmm. Yani yenilenebilir enerji için aslında son derece e, önemli, önemli, ve, önemli gerekli. ve kapısı çalınması gereken alanlardan bir tanesi. Şimdi bizi izleyenler de hatırlayacaktır. Yapılmakta olan ve yapılmış olan hidroelektrik santrallerinin hemen hemen hepsinde o yörede köy halkı e, jandarma ile karşı karşıya geldiği olaylar yaşandı. Neden? Çok basit bir şey. Orada bir sistem var çünkü. Bir ekosistem var. Hmm. Bir e, toplumsal mozaik var. Şimdi bu yapılacak olan proje o sistemi ortadan kaldırıyorsa, darmadağın ediyorsa, bir daha yerine gelmemek üzere yok ediyorsa, e tabii ki o yüzlerce yıldır orada yaşayan insanlar bunun karşılığında bir şey yazıyor. Yani bunu jandarmayla çözüm bulmak gibi e, gereksiz bir misillemeye girişmenin bir anlamı olmadığı gerçeğiyle buluşmamız gerekiyordu. Ne yapılabilirdi? Bu projeyi yapıyorsun, güzel. 100 lira para harcayacaksın. Karşımda 100 değil, 120 lira harcamayı projelendir. O 20 lirayla da o ekosistemin kendini koruyabileceği, o yöre halkının kendi e, önemsediği yaşam tarzını devam ettirebileceği, ekonomik kazanımları başta olmak üzere, işte e, sağlık, çevresel şey, işte biyoçeşitlilik gibi konulardaki e, zenginliğini de o projeyle beraber devam ettirebilecek bir alanı da önemsediğini ortaya koysaydı o zaman barışık bir proje yönetme durumu aklımıza gelebilir. Her konuda aslında bunu bu adım böyle atar Yani yönetim governance dediğimiz değil mi? Hangi Yapı zihniyetle bu iş işletilmiş yani. olsa. Yani konudan doğrudan ve dolaylı etkilenen kesimleri işin içerisine dahil ederek birlikte ne yapılabilir sorusunun cevabı aransa ve bununla ilgili yatırımlar da buna göre şekillendirilse daha doğru sonuçlarla karşılaşabiliriz diyorsun. Tarihe bakalım. Yani petrol hayatımıza 1800'lü yıllarda ticari anlamda girdi. Yani o güne kadar ki enerji ilk çağlardan bu yana yani su değirmenleri e, rüzgar değirmenleriyle hani e, yaşayan bir toplumsal e, biçimsellik vardı. Şimdi yerin binlerce kilometre altından bu petrolün fosil yakıtların çıkartılmasıyla ilgili e, parasal kaynaklarının ve enerjinin ve bilginin ee, harcaması yerine hali hazırda çok rahatlıkla elde ettiğin rüzgardı, güneşti, işte suydu, kaynaklardan e, elde edilecek enerjinin boyutlarının en az petrol kadar yaygın kullanılabilecek bir alana taşınacak bir e, yatırım yapılması söz konusu olsaydı yani 1800'lerden bu yana yani yerin binlerce kilometre altından işte onu petrol çıkartmakla ilgili para harcayacağımı güneş panellerini harcayayım, işte rüzgar güllerini harcayayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ona göre teknoloji geliştireyim noktasına gelmiş olsaydık acaba bugün iklim kriziyle karşı karşıya kalır mıydık sorusu. Tartışılabilir bir şey? Şu anda çünkü oraya gidiyor dünya. Evet. Yani bütün yatırımları ne yapıyorlar şimdi? Rüzgardı, güneşti, suydu ve e, benzer temiz alanlara taşımakla ilgili. E bunu 100 sene önce de yapabilirdik. Tabii yani şirketlerin ülkelerin yönetimlerinin özellikle bu büyük sorunla ilgili yapmadıkları halde yaptım dedikleri noktalar ya da yapılanın yanlış olduğu çok açık ortadayken bunun üstünü kapatmalar ya da küçük bir adım atmış ama çok büyük bir adım atmış gibi bunu ifade etmesi, anlatmasına yönelik eylemler girişimler bütün bunlarla alakalı e, insanların daha duyarlı olması daha takip ederek iz sürerek e, bu meselelere ilişkin bu büyük hani dijital iletişim çağında yaşıyoruz her şeyden haberdar olabiliyoruz ama yeter ki o konulara yönelik bir arayış bir sorgulama içerisinde olalım. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sivil toplumun örgütlenmiş gücü, özellikle bu meselelere yoğunlaşırsa, tıpkı mitu hareketinde olduğu gibi, birtakım konular daha konuşulur hale getirilirse, toplumda önemli bir uyanışın, önemli farklı bir çözüm üretme noktasında daha olumlu gelişmelerin yaşanma olasılığının artacağını düşünüyorum. Nasıl ki küçük küçük çıkışlar büyük sonuçlar yarattı. Bu meselelerle ilgili olarak da daha radikal anlamda bir takım tepkilerin ortaya çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla mesela ırk ayrımcılığı konusunda da ya da işte Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor günlerdir, haftalardır. Toplumlar, insanlar belki de çok fazla beklenmedik bir şekilde sokağa döküldüler. İngiltere'de bakan istifa etmek ya da görevden alınma noktasına gelindi. Demek ki bizim içinde yaşadığımız bu problemin farkına varmak, buna harekete geçirici bir refleks göstermek bence işin çok önemli bir parçası. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Bir de yani iki yere bakalım. Birincisi toplumsal anlamda küresel boyutta bir değerlerdeki değişimi bir kere gözlemliyoruz. Yani bunlar zaten vardı ama bir başka yerlerde üstü kapalı duran şeylerden bahsediyoruz. Mesela kadın konusu öyle. Kadına şiddet, işte ırk ayrımcılığı meselesi böyle. Yani artık toplum aa buraya kadar geldi. Ben artık buna sessiz kalamam noktasında örgütlü olması da şart değil. Kendi sokağa at veriyor. Evet. Ve hareketin bir parçası haline dönüşmek konusunda da çok büyük risk alıyor. Yani gerekirse işte job yiyor, gözü yaşatıcı e, şeylerinden etkileniyor. E, birkaç gece hapiste kalmayı göze alıyor falan. Ama sonuçta e, ben artık sessiz kalamam diyor. Hı hı. Ben artık duyarsız olamam diyor. Şimdi bu zihniyeti yaptığı işin içine de koyuyor mu? Yani herhangi bir şirkette satın alma müdürü olarak çalışıyor. Peki Bunun altını özellikle çiziyorsunuz. Yani dışarıdan Konuşmak değil. Bizzat işin içerisinde Tabii. çünkü. Orada nasıl bir tepki Tabii. gösteriyor? Yani mesela MeToo hareketine karşı çok duyarlıyım. Bu hareketin içinde olanları çok destekliyorum. Geri geldiğinde sokağa da çıkıyorum. Hı hı. Peki ben şirkette işte finans müdürüyüm. Ben satın alma müdürüyüm. Peki o hareketin anlamını derinliğini çalışmış olduğum kurumun içinde nasıl yönetiyorum? Orada buradaki duyarlılığımı nasıl sergiliyorum? Oraya bunu taşımak konusunda bilinçli olarak bir iradem var mı? Yoksa ya burası benim şimdi şirketim ya şimdi bir de sesim çıkartırsam benim başıma bir takım e, işler gelir. anlaşılır yer. bir şey ama şirketin de yönetim anlayışı değil mi? Oraya taşıyor işte. Evet. Bir anda bu benim gibi düşünenlerin bu konulardaki duyarlılıkları şirketin üç kademelerindeki insanların da duyarlılığına geldiğinde o şirketin kurumsal karakterinin dışa vurumuna yansıyan bir eylem haline geliyor. Son bir şey soracağım. Ee, özellikle bu aktivist markalar, aktivist hareket şirketler üzerinden değerlendirmek gerekirse ne düşünüyorsunuz? Yani bu son söylediğiniz cümleyle de ilişkisini kurarak çalışanların, evet. meselenin kendi yaptıp ettikleri noktasındaki eylemleri, kararları, yönetimle kurdukları ilişki, orada bir şeylere hayır deme durumu, bir şeylerin dönüştürülmesini de beraberinde getirme olasılığını ortaya çıkartıyor diyorsunuz. Hocam ben hemen arkasındaki samimiyete bakıyorum tabii. Yani bu kavramsal olarak kulağa hoş gelen, e Sözde yazıda iyi duran şeyler ama e, aktivist marka dediğimiz şirketin çalışanları gerçekten o aktivizm ruhunun içinde kendilerini hissediyorlar mı? Onun parçası olarak kendilerini görüyorlar mı? Şimdi bunu görüyorlarsa ki böyle olan şirketler tabii ki var. Orada demek ki onlar bir rol modeldir, Onlar e, örnek alınabilecek hatta bizim benchmark dediğimiz şirketler liginde e, değerlenebilecek şeylerdir. Ama... Olay rekabette özellikle ben de aktivist görüneyim anlayışıyla e, yönetilmeye Green çalışılan Greenwashing, yeşil badan alama dediğimiz Çıktı bir başka türü? Yani. Evet. Dolayısıyla ona dikkat etmek lazım. Dolayısıyla Hı. samimiyet ve sahicilik burada ana göstergeler. Onu da kim gösteriyor bize? Onu çalışanlar gösteriyor. Evet. Dolayısıyla onların çalışanlarının inanmadığı bir şeyi benim inanmamız zaten o markanın da o şirketin de beklememesi lazım. Peki İsterseniz sohbetimizi burada bitirelim. Ben bu kitabı yazdığınız için bir okuyucu olarak, sizi yakından tanıyan birisi olarak çok mutlu oldum. Elinize, aklınıza, yüreğinize sağlık, duyarlılığınıza sağlık. Açıkçası ne kadar çok insan okursa o kadar sözünü ettiğimiz amaca yönelik hem bir farkındalığın yaratılması hem de sorunun çözümüne yönelik bir düşünce, bir sorgulama sürecinden geçmemize olarak tanıması bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Şu notu da ilave etmemde de e, fayda olduğunu düşünüyorum. Yani gelmez yola gidiyorum. Evet Aşık Veysel'den aldığımız, onun son şiirinden aldığımız bir esinlenmeyle kitabın adını verdiğimiz bir yer oldu. Ama hani senin gibi çok kıymetli dostum Profesör Doktor İsmail Gezgin'in de bu kitaba bir ön söz yazmış olması bu kitabın anlamını benim için çok daha e, e, onu yücelten bir şey oldu. İki, kitabın içindeki karikatürler. Yani evet o, gerçekten o, o, o o çizgi anlatımı bu kadar mükemmel çok, yapan çok güzel Karikatürün İletişim gücü olağanüstü yani. Evet, yani e, Aycan Gönenç'e yani Ay, özellikle evet. teşekkür ediyorum. Müthiş bir yaratıcılığın yansımasını bu sayfaların içinde kullanmama izin verdiği için de e, burada ona vurgulama ihtiyacını duydum. Çok iyi bu oldu. Bu güzel sohbet için, bu kıymetli sorular için de 40 yıllık dostum olarak. Ha, sağ ol. yani, benim çok, için Ama çok teşekkür ediyorum. Kalıcı bir iş yaptık inşallah doğru sorular sorup doğru bir sohbete imkan sağlamış oldunuz. Evet. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Sağ ederim hocam. Sağ